Konyak Fransa'ya özgü ve tescillenmiş bir brandidir. Sert içki sınıfına girer ve aroması oldukça tatlıdır. İçkiler arasında en yoğun aromaya sahip olanlardan birisidir konyak. Konyak hakkında başka neler biliyoruz? Konyağın kaliteli olanlara eksotik kokular saçar. Bu kokuları ortaya çıkarmak için konyağın sıcaklığının vücut ısısına inmesi gerekir. Bu nedenle konyağı soğutarak ya da buz ile içmek biraz abes kaçmaktır. Konyak kadehi avuç için oturacak yapıda tasarlanmıştır. Böylece avucunuzdaki tüm ısıyı kadehe, böylece de konyağı aktarır. Bu şekilde biz içerken aromalarını ortaya çıkartır. Konyak, Fransa'nın Charente bölgesinde yetişen beyaz üzümlerden yapılır. Ayrıca adını da bu bölgenin bir kasabası olan Konyak'tan alır. Bir brandinin konyak olabilmesi için üretildiği üzümün bu kasabadan toplanması şarttır. Aksi takdirde üretim şekli tıpatıp aynı bile olsa konyak sınıflandırmasından çıkmaktadır. Kısacası brandinin konyak olabilmesindeki en büyük şart onun konyak kasabasında yetişen üzümlerden yapılmış olmasıdır. Konya aynı zamanda yanık şarap da denir. Bunun sebebi ise konyağın şarap üretimine benzer üretilişi fakat iki kez ısıtılmasındandır. Konyağın asıl kullanımı içki şişelerinde olsa da aynı zamanda meyve reçelleri, özellikle çikolata gibi farklı tarzlarda da kullanımını görürüz. Marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz konyaklı çikolatanın da tadı enfestir. Konyağın o yanık ve tatlı aromasını çikolatada hissetmek ne kadar hoş olacağını tahmin etmelisiniz. Konyağın tarihi 17. yüzyıla dayanmaktadır. Fransa'nın şarap üretimiyle ünlü ihracat bölgesi olan Charente'de gemi yolculuklarında kalitesi düşmemesi için Marans'ın ilk kez ürettiği ekstra damıtılmış şarapların Hollandalı ve İngiliz tüccarların ilgisini toplamasıyla konyak yavaş yavaş dünyaya yayılmaya başladı. 18. yüzyılda isimleri konyakla anılacak iki kişi ayrı ayrı damıtmaya başladılar. Bunlardan biri eski bir kaçakçı olan Fransız Jean Martel. Konyak kasabasına geldi, Charente nehrinde bir damıtım evi açtı. Bir diğer isim olan James Hennessy ise aynı zamanda 1765 yılında Fransız donanmasına görev almıştır. Aynı nehirde Hennessy ve Company açtı. Bir sonraki yıl Hennessy Amerika'ya ihracat yapmaya başladı ve kısa süre içinde konyak uzak doğuya ihraç edilmeye başladı. 1783 yılına kadar üretilen bu şaraba konyak adı henüz konmamıştı. Ayrıca Fransız hükümeti etiketleme, sınıflandırma için de kurallar getirmiştir. Bu kurallara göre 3 ana tipte konyak vardır. Bunlar çok üstün, çok üstün eski soluk veya rezerv ve son olarak ekstra eski, Napolyon veya ekstra olarak geçen en az 5 yaşındaki konyaklardır. Tabii ki bu değerler minimum değerlerdir. Çoğu damıtım evi konyakların minimum yıllarından en az 2 kat daha fazla yaşlandırırdı. O zamanlar kurulan mahzenler ulaşım kolaylığı için nehir kenarlarına inşa edilmişti. Bu nedenle de mahzenler oldukça nemliydi. Yüksek nem konyağa faydalı olur. Kuru bir yerde daha sert bir brandy üretilir. Bugün bile damıtım tesisleri depolarını genellikle nehir yakınlarına inşa ediyorlar ya da mahzenlerini ayrıca nemlendiriyorlar. Bunun yanı sıra en bilindik konyak çeşitlerinden bazıları şunlardır. Pahalı, lezzetli ve dillere destan bir kaliteye sahip olan Fransız konyağı yani Rémy Martin. İçerisinde brandy, şarap ve bitkisel meyvesel aromalar bulunduran yulan içkisi çok bilinen Metaxa. Sert bir konyaktır. Kahvenin yanında iyi gittiği düşünülür. Üzerindeki yıldız sayısı arttıkça kalitesinin de arttığı söylenir. Dünyadaki en büyük konyak markalarından biri olan ve Napolyon'un deniz seferine giderken yanında büyük miktarda depolayıp götürdüğü Kurweiser konyağıdır. Kurweiser konyağı ayrıca diğer konyaklardan bence daha aromatik ve daha yapılı bir tadı sahiptir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.